Bilgi Ayı kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere birkaç şey anlatmak istiyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dün hesaplara yatırdığı set yardımından bahsedeceğim. Bu yardım bu ay toplam 328 milyon TL olarak hesaplara yatırıldı. Toplamda yani herkese yatırılan rakamın toplamını söylüyorum. Biliyorsunuz ki sosyal ekonomik destek videosunu kanalımızda çok çektik. Önceki videolarımızda bakabilirsiniz. 2337 TL ortalama bir destek veriliyor. Nasıl başvuru yapabileceğinizi de önceki videolarımızda anlattık ve bu bundan sonraki videomuzda da nasıl başvuru yapabileceğinizi anlatan videomuzun konusu bu olacak. Detaylı bir şekilde sizlere anlatacağız. Burada şimdi arkadaşlar aile destek programını konuşmak istiyorum sizlerle. Çünkü çok sorular geliyor. Herkese yetişemiyorum. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi ilk sorumuz şu arkadaşlar. Pandemi yardımı devam ediyor mu? pandemi yardımı bana yatacak mı tarzında 3. faz 5. faz artık pandemi yardımı diye bir şey yok. Yani bunu aklınızdan çıkarın orada devam ediyor yazabilir süreç şöyle böyle diyebilir bunlara takılmadan pandemi yardımının bittiğini sizlere söylemek istiyorum. Çünkü bu yatırılsaydı daha öncesinde zaten bakan açıklama yapardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bununla ilgili açıklamalar yapardı ve yeni bir destek paketi ortaya atılmazdı. Bundan ötürü pandemi yardımı yatıyor hesaplarınızı kontrol edin dördüncü faz geldi beşinci faz geldi gibi clickbait başlıklarla bu tür kandırmacalarla karşınıza gelen kişilere itibar etmeyin bu şekilde onlara prim vermeyin diyorum. Şimdi diğer bir sorumuz da şu arkadaşlar benim sürecim devam ediyor kesin bana para çıktı değil mi bir yerde böyle gördüm hocam. Şimdi bunun kesinliğini siz de biliyorsunuz ki alo 144'ü arıyorsunuz. Diyorsunuz ki böyle böyle. Alo de bazen bunda sürecin yoğun olduğunu net bir cevap veremeyeceğini söylüyor. Başvurunuzu göremediğini söylüyor vesaire. Yani orada alo 144'ün bilmediğini herhangi bir normal bir insan size gelip evet süreç devam ediyorsa kesin çıkmıştır. Herhangi bir kanal bunu size söylüyorsa yanıltıcı bir şeydir bu. Bunlara inanmayın. Girdiğiniz zaman e-devlete arkadaşlar buraya arama butonuna gelip sosyal yardım başvuru hizmeti dediğiniz zaman bakın şöyle hemen tıklayalım gösterelim. Burada sizin yardımınız çıkıyor aşağıya indiğinizde. Orada detay kısmı var. Bakacaksınız oraya. Merkezi yardım grubuna eklendi tarzında bir yazı olduğu zaman evet çıkma ihtimali yüksek. Yüksek ihtimalle çıkıyor. Ama sonradan bu değişebiliyor. Yani farklı şeyler olabiliyor. Bu yüzden süreç devam ediyor abi kesin bana çıktı mı tarzında yanıltıcı şeylere lütfen inanmayın. Kabul edildi yazıyorsa kabul edilmiştir. Onda bir sıkıntı olmaz. Tekrar o oradan onun değişmesi öyle bir dünya yok arkadaşlar. O konuda içiniz rahat olsun. Şimdi bazı arkadaşlarımız da şöyle bir soru soruyor. İkinci soruya geçelim. Abi ben başvuru yaptım. 3 gün geçti. Hala süreç devam ediyor. 6. günümdeyim. 5. günümdeyim. Normalde bakın burada yazıda okuduğunuz zaman eğer 15 gün içerisinde başvuru yaptıysanız herhangi bir süreci devam eden başvurunuz yok ise başvuru yapabilirsiniz diyor. Yapmadıysanız daha doğrusu yanlış okudum. Başvuru yapmadıysanız veya herhangi bir süreci devam eden başvurunuz yok ise başvuru yapabilirsiniz. Normalde bunun zaten en az sonuçlanma süresi 15 gün. Bunun içerisine yoğunlukla girdiği zaman yoğunluk olduğu zaman bu süre uzuyor bir aya. Yani bir ay içerisinde normalde sonuçlanacağını söylüyor vakfın kendi sitesinde. Bunlar belirtiliyor. Bir ayı geçti mi o zaman ararsınız alo 144'ü. Dersiniz ki böyle böyle benim bir ayı geçti başvurum halen bekliyorum. Yoğunluk var şu var bu var. Gidersiniz bağlı olduğunuz kendi sosyal yardımlaşma vakıfınıza. Bir ayı geçti benim buna ihtiyacım var. Aciliyetim var ben buradan başvurumu yapayım gibi bir şey söylersiniz süreç devam ediyor hala diyorsa yani bu 56 günü buluyor 70 günü buluyor bu süreçler zaten çok uzun bir süreçler. Yani buradan çıkma, çıkacağını düşünmüyorum ben 45 gün oldu 56 gün oldu vesaire incelendi. E yüksek ihtimalle olumsuz oluyor arkadaşlar yani onaylanan kişilerin bir ayda bir buçuk ayda eyvallah onaylanabiliyor bazen gecikebiliyor. Eğer buraya girdiniz 15 gün 20 gün geçti burada yeni başvuru sekmesi çıkmadı. O zaman hala devam ediyordur ama burada yeni başvuru sekmesi çıktıysa buraya tıklarsınız tekrar başvurunuzu yaparsınız ha, demek ki önceki kabul edilmemiştir orada süreç devam ediyor yazısı kalmış olabilir buradan gelip başvurunuzu yaparsınız burada bakın süreci devam ediyor 15-20 gün bir ayı geçtikten sonra yaparsınız ama baktığınız başvuru oluyor başvurunuzu bu şekilde devam ettirirsiniz ve şu anda yoğunluk var çünkü yeni bir yardım Haziran ayında bu tanıtıldı. Yeni yeni herkes başvurup paralarını aldı ilk ayı. Bundan ötürü de bu normal yani bu kadar yoğunluğun olması da sizin bağlı olduğunuz sosyal yardımlaşma vakıflarına göre değişiyor. Kalabalık bir bölgede oturuyorsanız ve çok yardım başvuruları yapılıyorsa incelenmesi vesaire tek bir yardım olarak düşünmeyin. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın birçok burada yardım hizmeti olduğu için onlar da aynı şekilde inceleniyor vesaire derken yoğunluk oluşuyor arkadaşlar. Tabii ki ben de istemem 5 günde sonuçlansın. ihtiyacı olan herkes bu yardımı alsın isterim ama benim de elimden gelen bir şey yok. Sadece burada sizlere bunu anlatıyorum. Bu şekilde doğru bilgiler vermeye çalışıyorum. Şimdi 3. soruya gelecek olursak 3. sorumuzda da abi ben başvurumu yaptım. Başvurum onaylandı. Bu ay, bu başvuru bu ay benim hesabıma yatar mı? Ayın 29'unda bana para yatar mı? Şimdi biliyorsunuz ki 29 Temmuz'da paralar hesaplara yatırılmıştı ilk ay. Ve her ay başvuru yapmamıza gerek var mı, yok mu diye birçok soru da geliyor bana. Onaylanan kişilerin her ay başvuru yapmasının gerek olmadığını sizlere söylemiştim. Yani her ay başvuru yapmanıza gerek yok. Bir kere onaylanmış paranızı almışsınız. Bu 12 ay boyunca süreç devam edecek. Çünkü bakanlık tarafından yapılan açıklama bu şekilde. Resmi internet sitesindeki açıklamada aynen bu şekilde. Her ay başvuru yapmanıza gerek yok. Bu şekilde. Eğer sizin yeni onaylandı, ikinci ayda onaylandı. Toplu alır mıyım? Şimdi bunun 29'unda net olup olmadığını anlayacağız. Çünkü arayıp sorduğunuzda da net bir şekilde cevabınızı alamıyorsunuz. E ben de size evet alırsınız dersen, e belki alamayacaksınız. Bu sefer ben burada yanlış bilgi veren taraf olacağım. Bu yüzden size elimden geldiğince doğru bilgiler vermeye çalışıyorum diyorum hep. Bunun için de sabırsız olmayın. Biraz beklememiz gerekiyor. Ne yazık ki sabırsız da değilsiniz bu arada. Haklısınız. Daha erken sonuçlanabilir. Daha hızlı olabilir. Ben de bunu isterim ama ne yazık ki yoğunluk var. Elimizden bir şey gelmiyor. 29'unda yeni onaylananlar gider buradan gelir arkadaşlar bu kısma. PTT üzerinden yapılan kurum ödemeleri sorgulama yazar. Buraya gelir tıklar. Buradan sizin hesabınızda bir para yatmışsa bunu görüntüleyebiliyorsunuz. Ama ben bunu Haziran'da söylemiştim 29 Haziran'da. Çoğu kişi bunu söylemedi sizlere. Yoğunluktan dolayı burada da gözükmeyebilir demiştim. Gidin PTT kimliğinizle bir sorgulatın bakalım demiştim. Kart çıkarıyorsunuz zaten demiştim. Evet dediğimde çıktı. PTT'ye gitti arkadaşlar kartını çıkardı ve parasını aldı onaylanan kişiler. Ama yoğunluktan dolayı da burada çıkmamıştı. Aynısı yaşandı. Bu sefer de yaşanır mı yaşanmaz mı net bir şey diyemem. Çünkü ben bu yardımları almıyorum. E, çevremde tabii ki alan insanlar varsa onlara yardımcı oluyorum anlatıyorum vesaire ama bu şekilde sizin de bunları yapmanız araştırmanız daha da detayına kadar bakmanız daha önemli arkadaşlar. Ve alois 44'ten de çoğu şeyin cevabını alıyorsanız alamıyorsanız da arayüz 44'ten alamadığınız şeyin cevabını bu kanalda alamazsınız ne yazık ki ve hiçbir kanalda alamazsınız. Çünkü arayüz 44 bu kurum bununla ilgilenen kişiler onlar size bunun cevabını veremiyorsa hiç kimse veremez arkadaşlar. Bu yüzden bekleyip sabretmek gerekiyor ne yazık ki. Şimdi bunu da yaptınız. Buradan baktınız paranız yok gözükmüyor onaylanmış ama 10 gün oldu 5 gün oldu 29'unda yatar mı? Gidersiniz PTT 29'unda paralar yattığında zaten açıklama gelir. Dersiniz ki böyle böyle başvurum onaylandı. Ben kart çıkartmak istiyorum. Şöyle bir soru da var. Abi ben PTT'ye gittim ama kart yokmuş. Çıkaramıyormuşuz. Ne yapacağız? E şimdi ben PTT kart çıkartamıyorsa ne diyebilirim arkadaşlar bu konuda? Ne yapabilirsiniz? Benim elimden ne gelir? Hiçbir şey bekleyeceksiniz PTT'de kart çıkana kadar. Bekleyeceksiniz. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum sizin adınıza. Gerçekten üzülerek söylüyorum. Samimiyetimle aktarıyorum bunları sizlere. Bu şekilde buradan bakacaksınız PTT'ye gidip ödemeniz yatmış mı yatmamış mı buradan sorgulatıp paranızı alacaksınız. Bu video bu şekildeydi. Biraz uzun oldu farkındayım. Elimden geldiğince sizi açıklamaya çalıştım. En doğru ve samimiyetimle anlattım. Çünkü sizlere burada clickbait başlıklar atıp yanıltıcı başlıklarla böyle Evet başvurun 5000 TL kazanan tarzında şeyler yazmıyoruz. Biraz daha yavaş büyüyoruz. Ve bundan ötürü de sizden kanalıma abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi istiyorum. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.